Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir GTA San Andreas videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar San Andreas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız Cesar Verpando'nun görevini yapmıştık, bir de OG Locke'un bir tane görevini yapmıştık hatırlarsanız, biliyorsunuz işte geçen videoda, dünkü videoda. O görevde de ne olmuştu, işte ilk o Cesar Verpando'ya gitmiştik. Cesar Verpando'da işte Lowrider yarışı yapmıştık, işte yarış yapmıştık, adamlar falan fena bir şekilde geçmiştik, yenmiştik yani. Ondan sonra da bir tane OG Locke'un görevini yapmak için, o görevde de bir tane menajer vardı. Mad Dog'un menajeriydi. Onu öldürmüştük falan. Denize atmıştık. Bayağı çılgın bir şekilde öldürmüştük yani. Hani, atmıştık bildiğiniz denize. Çok fena aksiyon filmlerini aratmayan bir sahne olmuştu. Bu videoda San Andreas'imize devam edeceğiz. 12. bölümüyle. Bir de telefon haberi falan vermiştim, biliyorsunuz ki arkadaşlar. Tablet değil de telefon alacağımı söylemiştim. Öyle bir planım vardı ve gerçekten öyle bir şey var. Ve yüksek ihtimal arkadaşlar, bilmiyorum ama bu 15 tatil içerisinde olabilir bu yeni telefon tadı. Yani çünkü baya baya ayarladım en kötü ama. Yani Şubat, Mart ayına geçmeden olur gibime geliyor inşallah. Baksın çıkmazsa. Tabi yine ne olacağı belli olmaz yani. Bizim işimiz belli olmuyor. Çünkü benim genelde işlerim bir şey oluyor, rast gitmiyor olabiliyor. Ama inşallah şey yapacağız akşam. Bu sefer yani yeni bir telefon alıp Redmi 12 almayı düşünüyorum. Telefonun markasını da söyleyeyim. Redmi 12 almayı düşünüyorum. 128 GB'lık. 8 GB RAM'i var olan. Böyle bir telefon almak istiyorum. Hem bundan da daha iyi. Hem yine aynı içe giriyor, 128'lik. Hem Redmi abi ya, Xiaomi. Ben tekneye alırken, bu telefonu alırken bana biraz demişler yani, bu telefonun markası tam belli olmadığı için hani sana sıkıntı yaşatabilirler falan diye yani, bilen insanlar. Ben pek aldırış etmemiştim ama harbiden haklılarmış abi. Haklılık payı var. Tabi tamamen kötü bir telefon değil dediğim gibi ama benim isteğime uygun bir telefon değil arkadaşlar. O yüzden en azından Xiaomi Redmi alayım. En azından bilindik telefon abi. Yani o telefonda ben sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ki zaten alacağım telefon 1080p kalitede video çekebiliyor. O yüzden de zevk alıyorum. Neyse. Konuyu daha fazla uzatmayalım. Geçen videoda şöyle güzel bir buffalo bulmuştuk derken, yalnız ben ona binmeyecektim kanka ben. bir dakika. Arkadaşlar dur. Şimdi ben buna binmeyeceğim. Şu buffalo mı bineceğim ya? Heh, tamam. Sen ne yapıyorsun abi? Garaja mı girdi abi? Bak bir de arabaya yaslanıyor. Oğlum sen manyak mısın? Manyak. Gel lan ya da. Gel lan. Gel abi. Sen de benimle beraber gel. Gel. Garajdan çık. Ah gel. Gel. Beraber gidelim. Gerçi beraber gitsek ne yapacağız ki yani aslında. Aa şey olabilir bu. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şeyin görevine gideceğim. Bu Crash'in biliyorsunuz Tempe'ni bizi aramıştı. Ben video dışında zaten söylemiştim. Ona gideceğiz. Bu arada spor salonu hiç gitmiyoruz ama onu fark ettim de. Spor salonu videonun sonuna bir gitmeye çalışalım arkadaşlar. Spor salonu hiç gitmiyoruz. Gerçi şu an spor salonuna da gitmesek çok önemli değil. Çünkü hani zaten yeni telefon aldığında San Andreas'ı en baştan başlayacağımız için, ya en baştan derken hani ben tekrardan başa bu görevlere gelmek için oynayacağım için, yani o zaman ben video dışında kas yaparım falan filan daha iyi olur. O yüzden kas yapmaya gerek yok. Biz sadece görevlere odaklanabiliriz. Ama yine de biz kas yapalım ya. Aynen, biz yine de kas yapalım. Vallahi bizim eleman da var ya, fena çıktı, hayırlı var onunla. Artık bu diye tüm işler abi ya. Çünkü ben bu telefonu tamamıyla artık bir, yani mesela Maggie Champagne kasıyordum arkadaşlar. Maggie Champagne'i ben yüklediydim. 45. bölüm mü ne gelmiş çünkü. Yeni bölüm gelmiş. Ama ben abi artık Maggie Champagne oynamayacağım. Ya da hani Play Games'e bağlarsam oradan kayıt olurum. Belki o şekilde olur bilmiyorum ama. Olmazsa da zaten en başta Maggie Champagne'i tekrar oynayacağım. Çünkü Maggie Champagne, ulan bu arada sokağa geçtik manyak gibi. Çünkü hem hani oraya gelip hani videosunu tekrardan Mega Şerp için çekmek istiyorum. Neyse artık yeni telefon alınca bakarız. Arkadaki müzik de bu arada, bu çok güzel müzik. Neyse. Şöyle geldik abi ve evet, bu arada ses sıkıntısı falan da olacağını düşünmüyorum. Çünkü benim eski telefonumda Redmi'ydi, Xiaomi'ydi. Hiçbir sıkıntı yaşamadıydım telefon ses yanından. Gerçekten çok güzel. Mikrofon da çok güzel bir telefondu. Neyse abi sen burada dur diyecektim de. Neyse arkadaşlar, bring this. Johnson ne yapıyorsun dostum? Ah shit, come on if you're here. Şey, gel buraya lanet olası. Evet geliyor bizim CJ. Hiç istemeyerek geliyor ama hani hiç, yani zorla çıkarıyor, getiriyorlar. Hareket et biraz, götüne kaldır dostum. Hiç karlı otursun değil mi? Diyor sonunda diyor seninle buluşabilir diyor. Ama ben meşgulüm diyor dostum. Adamım diyor. Officer Plotsky diyor. Kalbi atlar mı peşin diye. Ne diyorsunuz abi? Sen bizimsin diyor. Biz sana istediğim şey yaparız diyor. Ne diyorsun lan sen? Senin üstüne öyle bir çarız ki diyor. Tanrı sanarsın diyor. Kaba bir tabirle. Terbiyesiz. Evet, bir şeyler söyle işte.
O CJ diyor, hadi bizim için bir iş yapacaksın diyor. Adresi ver Pulaski diyor. Gideceksin buraya diyor. Burası bir çete elemanı yeri diyor. Burada diyor tüm adamları öldüreceksin falan, evi yakacaksın falan diyor. Çünkü onlar bizi sevmez, biz de onları sevmiyoruz, tamam mı diyor. Bugs diyor bir şeyler söylüyor. Hadi hadi git diyor. Şimdi çık git buradan diyor ve o işi hallet diyor. Ya şerefsiz, çok affedersiniz ama git diyor, çete elemanlarını öldür diyor. Senin için diyor, bu arada bu polis arabasına binebiliyoruz mu diyecektim de. Ulan ben niye polis arabasına bindim ki? Benim bufalom var abi. Benim bufalom var yani. Ben bu arabaya niye bineyim ki? Benim şöyle güzel araba. Geç, arabanın da içine geçmiş. Neyse neyse. Gel oğlum. Oğlum gel. Gerizekalı niye gidiyorsun? Hani gerizekalı niye gidiyorsun? Gel, senin işimiz var. Seninle çete işi yapacağız dostum. Dostum. Dostum ama gelmezsen, yani gelmezsen gelme, öldürürüm lan seni, öldürürüm lan seni, sen kimsin lan bana ihanet ediyorsun? Allah, bu arada birazcık sinirlendik. Arkadaşlar bu niye beni biraz şimdi bıraktı, ben ne güzel görevde bize yardım eder diye. Oo abi bir dakika ya, tamam zaman kaybediyoruz birazcık ama. Ya şu arabanın hastasıyım abi, şu araba çok güzel ya. Bu falan. Şimdi bunu alalım abi, tamam temizini bulduk. Şimdi git diyor, ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar, bir tane mekan var. Orada şey, bu Vagoslar diye geçiyor. Las Vagos diye geçiyor. Sarı elemanlılar bunlar. Bunlar da aslında bizim düşmanımız ama hani Ballalar gibi böyle çok, nasıl sert düşmanlarımız değil. Ballalar gibi çok böyle kanlı canlı düşmanımız değil arkadaşlar. Ama düşmanımız mı? Düşmanımız sonuç olarak baktığımızda. Arabanın aşağıdan çıkardım mı? Ya bazen diyorum ki ne kadar aptalım ya. Valla. Kaç abi? Tamam. Abi ben ne kadar manyağım. Vallahi yani niye öyle bir şey yaptım şimdi? Manyak. Arabayı ters çevirdim yani. Niye böyle manlık yaparsın ki? Neyse arkadaşlar koşarak gidiyoruz. Evet oraya gideceğiz. Orada bir tane böyle ev var. Yani normal zaten bizim Grove Street'in yakınlarına düşüyor. Oradan daha doğrusu şimdi gideceğimiz yerden molotof alacağız. Bir tane ara sokakta bir molotof alacağımız bir yer var. Bana araba verebilecek olan var mı? Herhangi bir araba olur yani. Herhangi bir arabaya kabulüm. Herhangi bir araba oluyor mu ya? İn lan arabadan. İnmedi ya lan araba. Neyse hani seni alayım. Gel lan. Sen bu arabayı hiç sevmem ya. Çok yavaş gidiyor. Neyse arkadaşlar hadi arabalarla uğraşmayalım. Ve gidelim dostum. Şimdi. Şurada arada bir tane sokak var. Hemen şöyle. Şöyle gidelim. Direkt girdim ama bir şey olur mu herhalde? Herhalde bir şey olmaz. Burada Molotov kokteyl bırakmış. Tempeni burada. Ve git diyor şimdi çete evini yak. Evet yani. Bize sıkıntı çıkaracak. Bu araba buradan geri çıkar mı dostum? Deneyelim. O kadar da kötü ama. O araba o kadar da abarttık yani. Her türlü araba çıkar gerçi oradan yani geri. Arabayı çok küçümsedik. Oradan da çıkar. Şimdi gidelim. Ve orayı bir yakalım bakalım. Yani çok saçma bir görev bu arada bu. Çünkü yakacağız ve yaktıktan sonra olana bakın abi. Hani ben spoiler vermeyeyim. Biliyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Yaktıktan sonra çok saçma sapan bir olay gerçekleşecek. Ve geldik şu anda abi. Evet bu arada arkamızdan da çılgın müziğini çalıyor abi. Ve evet, burada Vagoslar var abi. Neredesiniz bakayım? Gelin lan buraya. Siz de sevmeyin lan. Ama ballasar kadar terbiyesiz değil bu herifler. Geberin lan. Geber lan. Ay beni arabadan indirmeye çalışıyor. Geber. Tamam. Şu arabayla dolaşarak vurayım lan bunları. Daha mantıklı. Gel gel. Gel gel. Oğlum gel lan. Gel lan. Allah belanı vermeyin. Ya seni ben kafana tüküreyim. IQ seviyenize tüküreyim sizin ben. Gelin oğlum illa. Ben sizin yakınıza geleceğim. Gel lan. Bu arada bende susturuculu vardı değil mi lan? Şöyle. Oo. Oo. Susturuculu tabanca vardı. Adam var mı burada? Ben bir arkalara bakayım da. Ay! Oğlum. Geber susturuculu havalı öldürürüm arkadaşlar. Tamam. Ne yapıyorsun? CJ sakin. CJ. Burada başka adam. Burada bir tane zırh varmış. Herhalde başka adam yoktu. Şimdi molotofları atmaya başlayabiliriz. Buradan camlardan arkadaşlar molotofları atmaz gerekiyor. Şöyle atalım. Bir. Bak bu bir. Şu iki. Tamam mı? Mobilden bunu yapmak biraz daha zor olabilir ama şu anda sıkıntı yok. Şöyle üç. Yok lan mobilden de kolaymış. Şöyle abi tahtaya çıkma. Gözünü seveyim tahtaya çıkma. Salak salak hareketler yapıyorsun CJ'yi bak. Ya yakıştıramıyorum sana CJ'yi. Şöyle. Olmadı abi. Şöyle. Ateş edip de şey yapabiliriz yani. Hani, ilk başta camı kırıp sonra da içeri molotof atabiliriz ama gerek yok. Bunlar da motorla mı uğraşıyormuş lan? Lan oğlum adamlar motorla, arabanın motorla uğraşıyorlarmış. Biz niye adamlara bulaştık ki? Geber.
Tamam, sakin olun. Niye bana direkt bulaşıyorsunuz ya? Allah Allah. Gerçi adamın evini yakıyor. Niye bulaşmasınlar ki? Evet, şimdi evi yaktın, aferin falan diyor ama görev burada bitmiyor maalesef. Çok kolay bir görev olurdu yoksa bu. Evet, buradan kapı açılıyor ve Allah. Hey! Burada bir kız yanıyor, yardım edin, bu bina yanacak falan diyor. Bir kızı kurtarmamız lazım. Şimdi salak gibi, biz tam bir geri zekalıyız bu arada. Yaktığımız eve gireceğiz abi. Evet, böyle bir salaklığız. Biz de böyle bir salağız yani. Elimizde de hala molotof var, manyak. Neyse. Ya, bu ne lan? Allah. Oo, bayağı para çıktı lan bu para. Ne yaptı? Neyse. Şimdi bu arada burada şey var. Ana, mecbur bunu spreyin yerini almamız lazım değil mi? Neyini yerini aldın? Ha. Sprey, ha yani spreyin yerini aldım. Molotov kokteyli duruyor da. Spreyin yerini aldı. Şimdi abi gideceğiz ve kızı kurtaracağız. Elimizde şimdi itfaiye tüpü aldık. Yangın tüpü aldık daha doğrusu. Hemen şurayı söndürmemiz lazım ama şunu fark ettim. Normalde tamam kızım geliyorum, ne bağırıyorsun ya? Normalde bilgisayar versiyonu çok kötü gözüküyordu böyle. Çok zor gözüküyordu. Sisliydi falan böyle, dumanlıydı. Ama mobilde çok rahat gözüküyor. Evet, söndürdük mü? Ben söndürdüğümüz inanıyorum. Evet. Aman tanrım diyor. Burası yıkılıyor diyor ve evet, ev çatlıyor arkadaşlar. Hemen bunu buradan çıkarmamız gerekiyor. Koş gel, bekle. Benim peşimden geleceksin. Evet. Benim peşimden gel. Ölmezsin onun dışında. Burası yanıyor. Kurtar beni falan diyor. Boş yapma kızım. Kurtarıyoruz işte. Salak gibi zaten, biz de burayı yaktık, geri girdik yani. Biz de var ya. Hep tempenin yüzünden bunlar var ya. Aman tanrım diyor. Kaçamayacağız falan diyor. Olan strese getirme. Ben de strese şey yapıyorsun ya. Yani şu yangına da tam köküne sıkmak lazım. Yoksa sönmüyor. Kızım gel. Gel. Geliyor musun? Geliyorsun. Tamam. Aferin sana. Sana aferin. Gel kızım gel. Tamam. Allah vallahi az kalsın var ya. Ateşe giriyorduk salak gibi. Gel aynen peşinden. Aa öyle. Buradan şöyle gideceğiz. Buradan şöyle gideceğiz. Yok biz böyle salak gibi gitmiş oluruz. Gel kızım benim peşimden gel. Bir dakika, ben doğru yere mi gidiyorum lan şu anda? Aynen doğru yere gidiyorum. Şöyle abi. Hadi artık şu yangınları bir söndürelim. Hadi oğlum. Şöyle. Ama şu ateşe basmazsın herhalde. Öyle bir salaklık yapmazsın ve işte bu. Güzel. Kızı da kurtardık arkadaşlar. Kendi yaktığımız evdeki kızı kurtardık. Ne kadar salağız biz. Hey man diyor. Hayatımı kurtardı falan diyor. Tamam. Abartmayın tamam. Tamam ortalıktayız. Gerçi bunlar da hiç sokak şey hiç umursamazlar ki. Neyse şimdi bunları kurtardık. Bu arada burada ballaslar benim arabamı mı vurdu? Oğlum, siz kimsiniz oğlum? Gelin lan buraya lan. Siz şerefsiz de kimsin oğlum sen? Kimin arabasına vuruyor? Sen de gel. Gel sen nereye? Aa salak. Kaçındaki araba ezdi lan salak. Manyak. Abi o zaman biz ne yapalım biliyor musunuz? Dakika 13. 14. dakika. Git spor salonuna. Şey yapalım, biraz takılalım, video edeceğim. Bence bu videoda sadece bu görevi yaparak bitirmiş olalım. Sen nerede oturuyorsun? Gross City'ye mi yakında? Ne? Aa şey, sen niye bu kadar yakındasın Vagasu? Tehlikeli yaşamayı seviyorum falan diyor. Evet, beni tanıyor musun diyor. Seni ve kardeşin tüm mahalle, tüm Los Santos'tan var diyor. Ha, tamam diyor, okey diyor. Seni şimdi gidip evine bırakayım dedi. Ve arkadaşlar kızı da burada evine bırakıyoruz. Ve kız artık bizim sevgimiz oluyor. Çok güzel yer attım lan bu arada. Yani efsane. Benim adım Dennis Robinson. Evet. Beni ararsın falan dedi. Numarasını verdi ve görüşürüz. Evet bu da bizim manitamız oluyor işte. Oyunun bize verdiği otomatik manitalardan biri. Yeni görev yapmayalım. Zaten yüksek ihtimal inşallah arkadaşlar bir dahaki video, yani bir dahaki GTA San Andreas videosu yeni telefonda gelebilir, böyle bir ihtimal var, tam emin değilim ama en azından 1-2 video, belki 2 video daha bu telefona gelir, ondan sonra kesin ihtimalle diye düşünüyorum yeni telefonda gelir inşallah. Neyse şimdi göz gibi boş değiliz, gidelim spor salonuna gidelim bakalım, hatta yemekçiye gidelim bakalım. Yemekçiye mi gitsek, spor salonuna mı? İlk spor salonu, aynen spor salonuna gidelim, yorulacağız ya, ondan sonra yemeği yeriz üstüne. Sen kimsin lan? Kesin şeydir, tempeli. Yok, sivit. Oo, problem yok dostum. Pankas B'ye sat falan diyor. Kim var? Kim? Ha, giren park. Ha, bu şey diyor ya. Orada bizim arkadaşlarımız diyor, ballastlarla mücadele mi ediyor? Ne diyor? Orada ballastlar sıkıntı işte. Kurtarmamız lazım falan diyor. Giren parkı geri almamız lazım. Fakat. Niga falan diyor. Tamam dostum, yaparız. Test your gig. CJ, you need substance space.
He tamam. Şey yap arkadaşlar. Artık bu görevi yaptıktan itibaren çete savaşları asıl başlıyor. Böyle bölge alma falan o zaman başlıyor aynen. Ya git dedi Amination'dan dedi. Silah falan var dedi. Gilen Park yani. Gilen Park dediği tam şu an gözükmüyor ama bakın. Şura arkadaşlar. Tam Gilen Park dediği yer şurası oluyor. Oraya ele geçirmemizi istiyor. Zaten bakın saatte de gözüküyor. Neyse. Şöyle abi girelim. Evet birazcık spor yapalım ya. Bu ne ya? Allah Allah. Yorulduk arkadaşlar. Gözümüzü seveyim ya. Biraz spor yap. Lütfen ya. Hadi CJ artık spor yapalım. 2-3 videoda spordan kaytarıyorsun. Olmuyor sana yakışmaz. Şimdi barımız daha da yüksek oldu. Şöyle. Kaç yaptığımı göremiyorum kanka. Tam çıkmayı biliyorum. Tam yukarı çıkarken mi yapsam? Yok ya aşağı inerken oluyor. Şu arkadaşlar bir yapalım 5-10 tane. Ondan sonra diğerini biraz yapalım derken muscle. Şu an muscle'ın artması hiçbir işe yaramıyor benim için. Çünkü yeni telefona geçeceğim için ama yine de biz yapmış olalım. Ben yeni telefonda yüksek ihtimal aldığımda daha da iyi geliştiririm bu CJ. Çünkü biz pek geliştiremedik CJ. 2-3 video giremediğimiz için. Neyse olsun. Sağlık olsun arkadaşlar ya. Sağlık olsun. Neden stres yapıyoruz ki? Neden stres yapıyoruz ki? Evet 15. 16. Tamam şimdi birazcık şey yapalım. Koş yapalım ve o koşu yaptıktan sonra da çıkalım. Sınır ulaşmamıza gerek yok. Biraz spor yapsak. Birazcık CJ'yi terlesek yeter ya. Evet CJ kaslı oluyor. CJ artık çok kaslı biri. Şu zor olanı da yapacağım. Diğeri kolay olduğu için bu zor birazcık. Yap abi. Yalnız neden her tüm şeylerde level zor? Aa level 8 oynayabiliyormuşuz lan. Ay kapalı gibi gözüküyor ama abi. Ana bir dakika. Level 8'i oynayabiliyor muyum ben şu anda? Yani. Aa level 8 harbiden. Dur şuraya oğlum. Aman. Ama başlarım ya seninle oynamıyorum ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne haşa olmaz ki ya. Bu ne? CJ level 8 bak bu level olmuş hatta level 8 de değil. Hadi bunu başı geçersin CJ. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bunu da yaparsın artık CJ biraz hızlı koş. Biraz hızlı koş lütfen. Lütfen arkadaşlar. Fetimiz bayağı düşmüş. Bu iyi bir şey. Ama şimdi fet yapacağız yani ya. Hamburgerci mi? Pizzacı mı artık? Tavukçu mu? Ne gideceğiz işte. Şöyle 1000 yapalım ondan sonra sağacağım. Çok çok zorlamayacağım CJ seni. Seni bugün çok zorlamayacağım. Hadi CJ 1000 yaparsın ama 1000 yaparsın ya. 1000 de yap bizi rezil etme. Milletin önünde bizi rezil etme. Hadi CJ ve işte bu. Güzel. 1000 yaptı. Tamam CJ'yi de daha fazla yormayalım arkadaşlar. Şunun da hatta ağzına bir tane vurup kaçalım. Hatta burayı dağıtırım lan ben. Dağıtırım lan burayı. Dağıtırım. Siz kimsiniz abi? Siz burada dövüşüyorsunuz falan. Artistsiniz kime lan? Sen kimsin lan? Allah'ın barzosu. Diğeri de kork. Ne seni affediyorum. Affedeceğim mi sandın? Affet. Uy adam oradan koydu mu? Geber lan. Aa direkt buradan vurabilir. Ne bileyim iplerden vuramam sandım ben arkadaşlar. Baba. Abi çok zevkli ya. Bu San Andreas çok güzel ya. Bu San Andreas bilgisayarda oynamak daha zevkli ama açık söyleyeyim. Bu arada bilgisayar demişken ben de şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben de birazcık hani tablet şeyinden neden vazgeçtim? Bir diğer sebebi de bir tane daha sebebi var. Onu da söyleyeyim. Pizzacıya gidelim ya. Valla pizza canım çıktı. Tavuk yedi pizzacıya. Bunun sebebini söyleyeyim. Bir tane laptop var böyle A101'de falan satılıyor. 10 bin lira ama 10.500 lira falan işte. Onu da almak için birazcık hani şimdi telefonu alsam direkt satıp daha rahat onu almaya hani yaklaşıp onu daha rahat alabilirim diye. Para biriktirip bir laptop alacağım. Hatta yani biraz daha kendimi geliştirirsem belki bilgisayardan laptoptan en kötü. Böyle mikrofonu kameraya falan ya da kamera bilmem de mikrofon falan ayarlayabilirsem. Belki de laptoptan da video çekebilirim yani öyle bir düşüncem var. Salata menü yiyelim hadi bu sefer. Salata menü iyidir. Aynen salata 2 tane yedim. Hatta hadi üçüncüyü de benden olsun CJ ve güzel bir şekilde karnımızı doyduk. Proteini besleneceğiz abi. Salata menü yiyeceğiz ya. Vallahi bu kadar basit abi. Diğer videolarda da artık yani şu CJ'nin kılığını kıyafetini değiştiriyoruz. Hadi bu videoluk da böyle oldu ama bir dahaki videoda çok bambaşka bir şey yapalım. Şuradaki berbere girecektim. O berber hiçbir halt yapmıyor yani. Hiç sevmiyorum onun yaptığı şeyleri. Şimdi gidelim abi. Ama bir tane şey vardı ya. Bir dakika onda dur. Bunda bir tane böyle bir tane sevdiğim bir tane zaten saç vardı. Bir tane sevdiğim geri kalan 5 dolarlık. Bir tane böyle bir sevdiğim bir saç vardı. 500 dolarlık. O buradaydı değil mi? Tamam. Lan dedim ben mi yanlış hatırlıyorum? Tamam arkadaşlar şu işte. Flatop ben bunu seviyordum abi. Geri kalanları çöp. Yani şu iyi. 500 dolar hatta buna verelim abi. CJ biraz daha havalı dursun abi. Aynen bu güzel. Bunu seviyorum. Bunun daha bu uzun hali vardı galiba. Böyle hatta yanlış hatırlamıyorsam. O diğer berberlerdeydi ama bu da çok güzel ya. Bu bayağı karizma durdu yani 500 dolar. 500 dolar verdik arkadaşlar. Zaten para kazanıyoruz yani. Ne olacak abi ya. Abi CJ çok havalı oldu ya.
Vallahi bak bu saç gerçekten güzel abi. Lan oğlum bak, oğlum bak sizin. Bak gelmişsiniz ya bak oğlum bak siz kimsiniz de bak bana 5 kişi dalıyorsunuz. Siz kimsiniz, adamlığınız kim derken ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. Öldüm. Lan terbiyesiz. Lan oğlum sizin var ya geleceğinizi karartayım ben. Geliyorum lan. Gel, gelsen ne olacak, adamlar artık gitti. Neyse arkadaşlar videoyu da bitiriyorum. Eve gidip save alıp ya sokarım ben bu save'i. Vallahi vallahi sıra ya. Bu ne abi ya? Lan orada ben kendi başıma takılıyorum. Geliyorlar şerefsizler, bulaşıyorlar bana. Bu ne ya? Bu ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Zırh da gitti, o değil de. Zırhımı da yedin şerefsizler. Neyse arkadaşlar. Ama Allah'tan mobil versiyonu. Ay dur 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 dur, adamlarını gördüm, dur dur. Dur. Ne yapıyorsunuz lan siz arada sokakta? Geleyim ezeyim mi lan sizi? He? Ezeyim mi lan sizi? Ezeyim mi lan sizi? Diğeri ölmedi galiba. Kalk aya. Oh. İkisi de mi öldü lan? Wow. İyiymiş. Bilgisayar versiyonu olsa silahlar falan her şey gider. Ama Allah'tan bu şekilde sıkıntı yok. Ama saçımızı yaptırdık ve gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ambulansa geliyorum. Çekilin ula. Ve şu da abi şöyle bir frenin çekelim. Oba hadi bakalım. Güzel. Şimdi inelim abi arabadan ve artık videoyu bitirelim. Çok da uzatmayalım. Arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Sizce bu videoda sadece bir tane görev yaptık. O da Creation zaten görevdi. Özel bir görevdi. Tempelinin verdiği görev yaptık. Onun dışına gittik. Saçımızı falan attık. Bir tane manita yaptık bu arada. Manitayı da söylemeden neden geçmeyelim. Manita yaptık işte. Şu gördüğünüz şuradaki. Dennis Robinson. Sonra işte saçımızı yaptık. Saç bayağı cool ya. Bir tane o adam da zaten o saç güzel. Ha, geri kalan çöp yani zaten. 500 dolar abi. 500 dolar da verip güzel bir saç olsun değil mi? Bu saç benim zaten oyundaki en sevdiğim saç yani. Bunun farklı renkleri var mıydı bilmiyorum ama güzel saçtı. Neyse o zaman. Yavaştan videoyu bitiriyorum. Bundan sonra bir tane daha video gelecek. Akşam da bir tane. Ya bugün toplamda 3 video atarım. 4 değil 3 video atarım gibime geliyor. Hafta içi çünkü müsait olamıyor falan. 3 video yeterli. Fazla bile yani. 3 video atmak bence gayet yeterli. Bana 3 video az geliyor ama normalde 3 video da iyi. Neyse arkadaşlar bir daha videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.